Cümlede anlamda cümle tamama ya da cümle oluşturma dediğimiz konuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hem cümle tamamlama hem de cümle oluşturmaya geleceğiz biz bu videomuzda. Nasıl cümle tamamlanıyor, nasıl yeni bir cümle oluşturuluyor onlara bakacağız. Cümle tamamlamalarda özellikle şurada yazdığımız şey çok önemli. Şimdi bu tür sorularda ne yapılıyor? Cümlenin başında, ortasında ya da sonunda size belli başlı boşluklar veriliyor. Siz bu boşlukları istenene göre dolduruyorsunuz. Şöyle ki dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Neler? Bu soruları çözerken neye dikkat edeceğiz? 1. Cümlenin anlam bütünlüğü kesinlikle bozulmayacak. 2. Cümlenin ne ifade etmek istediği doğru algılanacak. Çünkü sen eğer yanlış algılarsan kendi kafandaki anlama göre onu bütünlemeye çalışırsın. Özellikle bağlaçlara ve kilit söz öbeklerine dikkat edilmeli. Örneğin söz öbeği olarak bir isim tamlamamız, bir sıfat tamlamamız, bir deyimimiz varsa eğer onları bölmeyeceğiz. Söz öbeklerini arka arkaya getireceğiz. Ben bunu başarabilecek miyim şimdi? Bilmiyorum. Şu anda zor ama. Peki. Örnek cümlelerle şimdi bakalım. Kimine göre bir kitabın bir kez okuması yeterlidir? Bıdı 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 bıdı. Bence kitabın ana fikrini tek seferde bulmak zor bir iştir. Yanlış düşünüyorlar bence. Kitabın ana fikrini tek seferde bulmak zor bir iştir. Tamam. Olabilir. Yanlış düşünüyorlarla ilgili bizim mesela ne diyebiliriz? Buraya evet şıklarda varsa yanlış düşünüyorlar bence olabilir. Başka? Ha, onlara itiraz eden bir cümle koymamız lazım. Aynen. Oraya. Mesela. Oysa. Gelebilir mi? Oysa gelebilir. Bizim bir takım bağlaçlarımız var. Kendinden sonraki cümlenin kendinden önceki cümleyle sonraki cümlenin arasında bir karşılık ilişkisi kuruyor. Ama, fakat, oysa, halbuki gibi bağlaçlarımız. Kimine göre bir kitabın bir kez okunması yeterlidir. Oysa bence kitabın ana fikrini tek seferde bulmak zor bir iştir. Ama diyebiliriz, oysa diyebiliriz. Fakat ancak. Diyebiliriz. Ancak diyebiliriz. Başka, halbuki diyebiliriz. Gibi. Bunlar birbirinin yerine kullanılabilecek yakın anlamlı olan bizim bağlaçlarımız. Evet. Ülkemizde artan yoksulluğa bıdı 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 kimse lüks hayatından ödün vermiyor. Şu tarafta dedikodu yaptı. Bıdı 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 bıdı. Evet, artan yoksulluğa karşı diyebiliriz. Karşın. İlk akla gelen bu. Artan yoksulluğa rağmen olabilir. Olabilir. Kimse lüks hayatına ödün vermiyor. Gene bu da karşısındakiyle yani bir önceki cümleyle az çok karşılıklı ilişkisi kuran bir söz öbeğimiz olmuş oldu. Şimdi yukarıdaki cümle nasıl tamamlanırsa neden sonuç cümlesi olur. Bir önceki bilgilerimizle biraz da birleştirerek gidelim. Hı hı. Neden sonuç cümlelerimiz neydi? Bir şeyin yapılma nedenini, sebebini söyleyen cümlelerdi. Ya da yapılmama nedenini, sebebini söyleyen cümlelerimizdi. Şimdi bilgi gittikçe değersizleşiyor. Bundan sonra artık neden sonuç cümlesine bağlamam için bunun bilginin gittikçe değersizleşmesi olayının nedenini ya da sebebini söylemem lazım. Hı hı. Mesela nasıl? Çünkü bu sonuç değil mi? Bu sonuç. Neden kısmına da getirebiliriz fark etmez. O şıkka göre değişir. Mesela şıkta size hep sonuç cümleleri de vermiş doğru. olabilir. Neden cümleleri de vermiş bilgi olabilir. Gittikçe değersizleşiyor. Bunun sonucunda şu oluyor gibi. Mesela çünkü dese... Hı hı. Bilgi gittikçe değersizleşiyor çünkü ulaşması çok kolay oldu. Olur evet, mu? Olabilir. Bu neden olmuş oldu, bu sonuç olmuş oldu. Evet, bu durumda ulaşmasının kolay olmuş olması bilgiyi değersizleştiriyor. Hı-hı. Bilginin değersizleşmesi sonucum, neden değersizleşiyor? Bu da neden kısmım olur. Bir dönem enstrüman çalmaya çok mu meraklıydım? Bıdı 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 bıdı. Kendimi resimle ilgilenirken buldum. Neden sonuç? Yok neden sonuç olmasına gerek yok. O yukarıdaki cümlenin cümleydi. Ha, bu başka. Buraya ne getirebiliriz? Sonunda kendimi resimle ilgilenirken buldum. Sonunda olabilir. Bir gün kendimi resimle aniden. Aniden olabilir mesela. Sonra aniden. Gibi. Aniden olabilir. Neden sonra olabilir? Mesela bu söz kalıbını arkadaşların birçoğu bilmiyor. Siz biliyor musunuz hocam? Tabii canım. Neden sonra? Nedense demek yani. Ha? Neden sonra? Kendimi resimle ilgilenirken buldum. Hani nedenini bilmediğim bir şekilde. Hikmeti neyse. Ne hikmetse kendimi resimle ilgilenirken buldum. Gibi peki. Bir anlam söz konusu. Bunu ben yapayım mı? Hadi. İstanbul'a ilk kez gelen turistler. Bıdı 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 bıdı.
Yukarıdaki cümle nasıl tamamlanırsa nesnel bir cümle olur. Şimdi öznel bir cevap vermeyeceğim. Nesnel bir cevap vereceğim. İstanbul'a ilk kez gelen turistler pasaport kontrolünden geçmek zorundadır. Mesela havalimanında. Nesnel bir cümle olur mu? Çok güzel olur. Evet. Evet, nesnel ya da bir cümle. İstanbul'a ilk kez gelen turistler yarın akşam uçakla dönecek. İlk kez gelen turistler yarın akşam uçakla dönecek. Doğru. İlk kez gelen bu turistler dönecek. Bu turistler olursa tabii. Ondan sonra sizin de denize yazalım. İlk olarak pasaport kontrolüne gidecek. Pasaport kontrolünden geçecek. Geçecek. Dediğimiz zaman. Şimdi nesnel cümleler yoruma açık olmayan, evet, objektif olan, tarafsız olan, ne söylediği net olan cümlelerdi. Şimdi burada da o şekilde bir cümle görmüş oluyoruz. Öznel cümleyle tamamlamamızı isteseydi ne derdik? İstanbul'a gelen ilk kez gelen turistler bence hayran kalacaklar. Çok güzel, evet. Tamamen öznel bir cümle olmuş oldu. Gerçek sanatçı toplumu kaleme alır çünkü... Ne toplumu dedi, kaleme alır çünkü sanatçı olmak bunu gerektirir. Çünkü sanatçı olmak bunu gerektirir gibi. Güzel atlamışım gerçekten. Değil mi? De. Evet. Maşallah. 5. Neden şairler yalnızca bıdı 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 anlatmalıdır? Gündüz güneş mutluluk bizden değil mi? Şimdi burada aslında biraz bize bir ipucu vermesi söz konusu. Gündüz güneş mutluluk. Şimdi burada tam tersi bir şey söylemesi gerekiyor ya. Bunların aslında zıttını çok rahat bir şekilde yukarı yerleştirebiliriz. Gece. Süper. Acı. Gece. Ya da ay karanlık diye bir karanlık. Acı. Acı, hüzün. Ayrılık. Aynen öyle. Yani yukarıda olumsuz şeyler söyleyecek ki buraya geldiğinde olumluya çevirebilmiş olsun. Evet. Cümle oluşturma. Hadi şimdi cümle tamamlama. Başta ortada ya da sonda verilen boşlukları doldurma anlamına, hı-hı, geliyordu. Şıklar gelecek karşısında çok daha uygun, çok daha kolay olacak bu iş. Gözün korkmasın, endişelenme. Cümle oluşturmada şöyle... Sana 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye arka arkaya kelimeler verecek ve bunlardan senin toplamda bir cümle oluşturmanı isteyecek. Hı hı. Bu tür sorularda cümleyi oluşturan sözcükler bize karışık olarak verilir ve bizim doğru sıralama yapmamız istenir. Ne yapabiliriz doğru çözmek önce için? Önce cümlenin yargısını bulalım. Evet, yani yargıdan kastımız yüklem. Cümlenin yüklemini, yargısını bir bul. Çünkü tamam, genellikle en sona atılıyor değil mi? Aynen, sonu neye atacağını bir bil. Cümlede birleşik söz grubu seziliyorsa ayrılmamalı. Birleşik söz grubuna kastım mesela deyim gördüm. Deyim var. Ya sen şimdi bunu ayırma bir zahmet. Ya isim tamlaması var. Ayırma. Cümle tamamlandığında tekrar bir oku ve cümlen anlamlı mı emin ol. Anlamsız bir cümlenin. Yani bakacaksın, ondan sonra işaretleyeceksin ama içine sinmiyor. İşaretleme. Diğer seçenekleri de bir kontrol etmek. Aynen öyle. Şimdi... Şu cümle, şu kelimelerden bir cümle oluşturmaya çalışacağız. Ben deneyeyim mi? Sıralaması, bunu. Tamam. Şimdi beslenir bence en sona gelecek. Şuraya yazarak isterseniz yapın hocam. Beslenir en sonda. Rakam mı yazabilirsiniz? Ama okuyamam ki öyle. Ha, peki. Şimdi şöyle... Bir denizin derelerden beslenmesi gibi öğrenci de tüm öğretmenlerinden beslenir. Şimdi şunları ayıramayacağım bir kere. Derelerden beslenmesi gibi. Neyin sorusu geliyor aklıma? Neyin derelerden beslenmesi gibi? Denizin. O yüzden bunun da biteni bunun önüne getirdim. Aynen, bir aynen. Denizin derelerden beslenmesi gibi. Zaten şurada bir tamlamamız da söz konusu. Denizin beslenmesi. Bir isim tamlaması var burada. Hı-hı. 6. sınıfta görmüştünüz. O isim tamlamasını zaten sen istesen de ayıramazsın. Öğrenci de tüm öğretmenlerinden beslenir. Diyelim öyle o zaman 1, 5, 4, 3, 2. Bizim böyle buradaki kodumuz. Aynen öyle. Şıklarda da bunu arayacağız. Oo, çok zor. Hadi. Çok daha kolay. Tamam. Aslında. Şimdi... Bir kelimeleri hemen hızlıca gözden geçiriyorum ki cümle oluşturduğum zaman anlam ne çıkacak? Ülkeye bütün kadına artması şiddetin etkiler yalnızca değil kadınları. Etkiler bence en sona gelecek. Evet, etkiler en sona gelecek. Onu böyle bir yazalım. Tamam. Tamam mı? Bakalım. Kadına şiddetin artması
neredeyiz? Artması. Yazalım. Beşti. Kadına şiddetin artması. Yalnızca kadınları değil. Yalnızca kadınları değil. Bütün ülkeyi. Bütün ülkeyi etkiler. Ne yaptı? 2. 1. 6 da zaten buradaydı. Peki. Burada totalde şöyle hani deyim yok ya da direkt gözükmüyor. Evet. Kadına şiddeti anlıyoruz. Tamam. Nerede? Kadına şiddet. Ama ekler de var ya, o yüzden bazen neyin nereye geleceğini kestiremeyebiliyor öğrenci. Hızlıca birkaç sefer gözden geçirmek gerekiyor. Yani şöyle. Zaten mesela kadınları şiddetin demezsin. Bir şiddet var ortada. Kadın kelimesi var. Kadına şiddet. Neyin artması? Şimdi burada bir artması kelimesi var. Neyin artması etkileyebilir? Kadına şiddetin artması etkileyebilir. Yani bir cümle için aslında şuradaki en sonda, en sona koyacağım deyip ilk bulduğun var ya, şu biz burada hani altı tamam en sonda olacak demiştik ya. Sen onu bul. Ve ona sorular yönelterek o söz gruplarını bir araya getirmeye çalış. En mantıklısı bu olacaktır. Peki.